O zaman insanlar dünyada bir gün veya daha az bir zaman kaldıklarını sanacak. Allah'a Celle Celaluhu hamd ederek mahşere doğru koşarcasına gidecekler. Ne yazık ki kendi yaratılışını unutanlar çürümüş kemikleri kim diriltecek diye hayretle sorarlar. Öldükten sonra yeniden hayat bulacaklarına bir türlü inanmazlar. İşte onlar ilk önce yaratanın yeniden dirilttiğini o gün görecekler. Allah Teala Celle Celaluhu mahşer gününden söz ederken büyük gün, bütün insanların alemlerin Rabbi huzuruna çıkacağı gün ifadelerini kullanmaktadır. O gün sur sesini duyanların gözü dehşetle açılacak. O kimseler dört yana dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden fırlayacaklar ve kendilerini çağırana doğru koşacaklar. İlk insandan son insana kadar herkes bir araya gelecek. O gün yer başka bir şekle büründüğü, dağlar toz gibi savrulduğu, bir çukur, bir tümsek bulunmadığı için dümdüz, bembeyaz, hiç kimsenin tanıdık bir işarete rastlamadığı bir yerde bütün insanlar toplanacak. İnsanlar mahşer yerinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaklar. Kapıldıkları dehşet, korku ve şaşkınlık yüzünden birbirlerine dönüp bakamayacaklar. O dehşetli zamanda güneş insanları yakıp kavuracak. Herkes günahı ölçüsünde tere batacak. Kimi topuklarına, kimi dizlerine kadar, kimi beline, köprücük kemiğine kadar, kimi de ağzına ve kulaklarına kadar tere gömülecek. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli günde Allah Teala bazı kimselere özel ikramlarda bulunacak. Onları arşın gölgesinde dinlendirecek. Bu bahtiyar insanlar şunlardır: adil devlet başkanları, temiz bir hayat içinde Rabbine kulluk ederek büyüyen gençler, kalbi mescitlere bağlı Müslümanlar, birbirlerini Allah için seven, buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan insanlar, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olmak isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit adamlar, sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka verenler ve tenhada Allah'ı anıp gözyaşı dökenler o gün arşın gölgesi altında toplanacaklar. Mahşer gününde herkesin önüne dünyadayken yaptığı bütün iyilik ve kötülükleri gösteren kitapları, amel defterleri açılacak. Herkese "oku kitabını, bugün kendini sorgulayacak durumdasın" denecek. İyilik yapmış olanın amel defteri sağ eline verilecek. O kimse büyük bir sevinç içinde etrafındakilere "bakınız şu kitabıma, alınız, okuyunuz" diyecek. Onun hesabı kolay görülecek ve cennetin yüksek yerinde elini atınca koparacağı meyvelerin arasında yiyip içerek mutlu bir hayat sürecek. Defteri sol eline verilenler ise "aman ya Rabbi, bu nasıl deftermiş? Yaptığım her şeyi küçük, büyük demeden sayıp dökmüş. Keşke bana defterim verilmeseydi de hesabımı görmeseydim. Keşke ölümle birlikte her şey bitmiş olsaydı" diye yanıp
tutuşacak. Daha sonra insanlar dünyada yaptıklarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesaba çekilecek. Ağızlar mühürlenip kapatıldığı için konuşamayacak. Onun yerine eller ve ayaklar neler yaptığını bir bir anlatacak. Kulaklar, gözler, deriler dile gelip her şeyi haber verecek. Elbette iman edip iyi işler yapan, Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından sakınan biriyle böyle olmayanlar hesaplaşmada bir tutunmayacak. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem anlattığına göre bu şöyle olacak. Allah Teala Celle Celaluhu her bir insanda tercümansız konuşacak. O zaman insan sağ tarafına bakacak. Ahirete gönderdiği iyilikleri görecek. Soluna bakacak, vaktiyle yaptığı kötü işleri görecek. Önüne bakacak, önünde sadece cehennemi görecek. Cenab-ı Mevla kendilerinden memnun olduğu kullarının amel defterine şöyle bir bakmakla yetinecek. Onları ayrıca hesaba çekmeyecek. Zira hesaba çekilenler azap görecekler. Muhammed ümmetinden büyü yapmayan ve yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve sadece Rablerine güvenen 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete giriverecek. Dünyada en küçük bir iyilik yapan, yaptığı iyiliğin karşılığını mutlaka görecek. En küçük kötülük yapan da bunun cezasını elbette çekecek. Bu hesaplaşma sonunda kimsenin kimsede hakkı kalmayacak. Hatta boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak. Hesap işi bittikten sonra dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin ölçülüp tartılmasına sıra gelecek. Allah Teala kıyamet günü son derece doğru ve hassas teraziler kuracak. Böylece kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak. Bir hardal tanesi kadar bile olsa iyi veya kötü her şey tartıya konulacak. Tartıda iyilikleri ağır gelenler kurtulacak, muradına erecek, iyilikleri hafif gelenler derin bir mutsuzluğa gömülecek. Bir uçurumun girdabına sürüklenecek ve şayet Allah'ın ayetlerini de inkar etmişlerse sonsuza kadar cehennemde kalacak. Dünyada yapılan ibadetler ve iyilikler mizanda ağır gelecek. Bazı iyilikler ve ibadetler tartıda daha ağır gelecek. Mesela Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim zikri dilde hafif olmakla beraber Rahman olan Allah'ı hoşnut eden iki cümle olduğu için mizana konduğunda çok ağır gelecek. Elhamdülillah diye Allah'ı zikretmek de mizanı sevapla dolduran bir ibadettir. Ama terazide her şeyden daha ağır gelecek olan şey ise güzel ahlaktır. Mahşerden sonra cennete veya cehenneme gidebilmek için sıratın üzerinden geçilecek. Sırat cehennemin iki yakasına kurulmuş, Peygamber Efendimizin benzetmesiyle kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Müminler buraya gelince peygamberler Allah'ım selamet ver, Allah'ım selamet ver diye yalvaracaklar. Sırattan ilk defa Muhammed Aleyhisselam ile birlikte ümmeti geçecek. Allah'ın hoşnut olduğu kullar bu köprüden amellerinin derecesine uygun bir süratle kolayca geçip gidecekler. Kimi göz kırpacak kadar bir zamanda, kimi şimşek gibi,
kimi rüzgar gibi, kimi kuş uçuşu gibi, kimi iyi cins at ve deve suratiyle geçecekler. Son sözümüze geldik. Son söz olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akıllı kimse ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en çok çalışandır. Sağlıcakla kalın.